gün rahat edemez oldum ya. Faizle korktuğumuz oldu. Mevduat faizinde ve para piyasası fonlarında verginin, stopajın arttırılmasından endişe ediyorduk. Çünkü 2025 yılı bütçesinde inanılmaz stopaj gelirlerinde artış öngörmüştü hükümet. %95 nasıl arttıracaktı stopaj gelirini? Belli ki stopaja bir zam yapacaktı. Ama dün gece, ama önümüzdeki aylarda bu gelecekti. Belliydi. Dünkü videoda ve pazartesi günkü videoda buna yer vermiştim. Ve korktuğumuz işte dün gece oldu. Beklemedi hükümet. Dün gece yarısı resmi gazetede yayınlanan kararla mevduatta 6'ya kadar mevduatta %7,5'tan vergisi stopajı %10'a çıkarıldı. Para piyasası fonlarında yine %7,5'tan %10'a çıkarıldı. Ve bu arada diğer yatırım fonlarında da stopaj birçoğunda %10'a yükseltildi. Burada görüyorsunuz Fon Turkey yazılamıştı. Para piyasası fonlarında, tahvil fonlarında, kıymetli maden fonlarında, altın fonlarında da stopaj vergi %10'a çıkmış oldu. Gazella Turizm, Barış Soydan'la ekonomiyi sunar. Bu aslında örtülü bir faiz indirimi. Ömer Rıfat Gencal, eski bir banka yöneticisi, buna dikkat çekiyordu. Şöyle diyordu: faizi düşürmeden faizi düşürmek, stopajın arttırılması. Çünkü vade sonunda şimdi cebimize daha az getiri kalacak. Yani o getirimize devlet zaten ortaktı. Daha payını arttırmış oldu. Bu da işte örtülü bir faiz indirimi anlamına geliyor. Niye böyle bir şey yaptı hükümet? Çünkü bütçe açığını kapatmak istiyor. Daha önce bunun için biliyorsunuz 100 bin liranın üzerinde limiti olan kredi kartlarına 750 lira ücret getirmişti. Yerlerden arıyordu ve burayı buldu, stopajı buldu. Şimdi 2025 yılı bütçesinden hareketle başka nerelerde vergi artışları olabilir diye baktığımızda, bir kere şimdi otomobillerde ÖTV, orada da yani ÖTV gelirlerinde de büyük bir artış öngörüyor hükümet. 2025'te %65. Orada da bir zam en azından ithal otomobillerde görebiliriz. Bir de banka ve sigorta muameleleri vergisi, bu da krediden alınan vergi. Orada da %100'den fazla artış öngörmüş hükümet. Ona da önümüzdeki dönemde bir zam gelecek gibi görünüyor. Cuma günleri bu kanalda ben faize bakıyorum aslında, normalde her cuma. Dün aktarmıştım, uzun vadede İş Bankası bir anda 7 puan birden düşürmüştü faizi. Ve bugün de sorduk yine İş Bankası'na, 1 yıl vadede %41 faiz öneriyordu. Geçtiğimiz hafta %47 idi burası. 3 ayda ama aynı banka %48,5 ve 1 ay için ise %49 faiz önerdi. Yani kısa vadede iyi faiz var ama uzun vadede bankalar şimdi faizi düşürmeye başladılar. Ve yine bizim aldığımız oranlar bugün: Yapı Kredi Bankası %47,5, Akbank %48 ila 50, 30 gün, 90 gün için %47-48, Garanti %48, Ziraat Bankası'nda %50,50, Halkbank'ta yine %50,50, yani kamu bankalarında biraz daha iyi faiz var ve Anadolu Bank'ta ise %50,53 bugün biz sorduğumuzda faiz vardı. Elbette tutarına ve müşterisine göre değişiyor. Yüksek tutarlarda biraz daha iyi faiz, düşük tutarlarda biraz daha düşük faiz bankalar öneriyorlar. Bir de para piyasası fonları var. Bunu biliyoruz, faizli enstrümanlar. Orada hızlıca bakıp geçeceğim. Aylık getiri şu anda ne kadar? En iyi getiriyi sağlayan fon, Pardus Portföy'ün para piyasası fonu, %4,3 aylık getiri var. Para piyasası fonlarında şu an %60 yıllık bileşik getiri var ama önümüzdeki dönemde Merkez Bankası faiz indirimlerine başladığında ilk etkisi, ilk faiz düşüşleri burada para piyasası fonlarında görülecek. Merkez Bankası ne zaman başlayacak indirimlere? Şimdi piyasada acaba Aralık'ta enflasyon düşük gelirse acaba Aralık'ta başlar mı diye bir ümit var, bir beklenti vardı, bekleyiş vardı. Ama bugün İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un enflasyonunu açıkladı. Yine çok yüksek geldi. %3,64 Ekim ayında enflasyon. Şimdi enflasyon düşmüyor ve belli ki önümüzdeki hafta pazartesi günü TÜİK de açıklayacak. Şimdi İTO'nun enflasyonu bu kadar yüksekken onun enflasyonunun da öyle %2'nin altında gelmesi falan imkansız. Bir sürpriz eğer elbette olmazsa. Enflasyon düşmediği için de Merkez Bankası'nın indirimleri artık belli ki 2025 yılına kaldı. Neden düşmüyor enflasyon? Bu grafiği Ali Çufadar hazırlamış, Merkez Bankası'nın eski bir yöneticisi. Gördüğünüz gibi burada bir kere turuncu manşet enflasyon İstanbul'unki %59. Fakat asıl düşmeyen, burada dikkat çekmeye çalıştım, yeşil çizgi ne o? Konut. Konut enflasyonu %80'lerde. Ve Ahmet Büyükduman bugün aktarıyordu, bir gayrimenkul iktisatçısı. İstanbul'da zaten geçtiğimiz ay fiyatlar, ortanca daire fiyatı %3,26 artmış. Dövize bakalım. Her gün bakıyoruz, haftayı nerede bitiriyoruz. Bugün bir miktar dolarda yükseliş var. Dün de vardı aslında. Bir miktar TL'den çıkış, yabancı çıkışı, sıcak para çıkışı var gibi görünüyor. Bu Londra'daki swap faizlerindeki bir miktar yükselişten görüyoruz.
Ama şimdi çıkıyorlar ama önümüzdeki günlerde yeniden girerler. Yani sıcak para Türkiye'den kaçıyor diyemeyiz. Çünkü faiz işte gördüğümüz gibi hala yüksek. Merkez Bankası indirimleri başlamayacak. Bu kadar yüksek faiz yeniden sıcak parayı çeker. Bugün bunun etkisiyle ama bir miktar böyle sıcak para çıkışı olduğu için Türkiye'den, TL'den dolar biraz yükseldi. Dün de bir miktar hareket vardı. Bugün bankalarası piyasada 34 lira 30 kuruşun da üzerine çıktı. Kapalı çarşıda 34.20'den alıp satabiliyorduk serbest piyasada doları. Euro dün 37'nin üzerine çıkmıştı serbest piyasada. Bugün de 37 liranın üzerinde kalmaya devam ediyor. Amerika'da haftanın verisi altın yatırımcıları açısından özellikle çok önemli olan veri tarım dışı istihdam bugün açıklandı. Ve tam altının istediği gibi geldi ama altına pek bir etkisi olmadı bugün. Tarım dışı istihdam Amerika'da geçtiğimiz ay inanılmaz düşük. 12 bin kişi sadece işe girmiş. Normalde beklenti 140 bin 150 bindi ve 2 ay önce 250 bin olarak gelmişti. 12 bin yani çok az insan geçtiğimiz ay Amerika'da işe alınmış ve bu Amerikan ekonomisinin pek öyle canlı olmadığını işaret ettiği için Fed'in önümüzdeki dönemde daha fazla faiz indirimi yapmasını getirebilecek bir veri. Ve işte bu düşüncenin, bu beklentinin bugün altına yaraması beklenirdi ama yaramadı. Ons altın 2757 dolarda şu anda, ben videoyu hazırladığım dakikalarda. Kapalı çarşıda fiziki gram altını bugün dün olduğu seviyeden 3150 liradan alıp satabiliyorduk. Altın zaten çok sert yükseldi. Bir miktar buralarda dinlenmesini doğal karşılamak lazım. Ama bunun gibi veriler önümüzdeki dönemde Fed'den beklenen faiz indirimlerinin artmasına yol açarsa bu elbette altını daha da destekleyecek bir gelişme olur. Bu arada gümüş bu hafta bir anda düştü. Sert bir düşüş oldu hafta ortasında. Şu anda cuma akşamı 33 doların hemen eşiğinde. Gümüşte hareketler çok sert oluyor. Yükselişler de düşüşler de. Ama sene başından bugüne baktığımızda bunu biliyoruz. Ons gümüş ons altından daha fazla getiri sağladı. Amerikan borsaları bu tarım dışı istihdamın beklentilerin çok altında gelmesinin etkisiyle bir miktar hareketlendi yukarıya doğru. Ama orada şimdi hisse bazlı, bilanço bazlı hareketler devam ediyor. Bu hafta hep öyle oldu. Ve dün gecede iki çok önemli şirketin bilançosu açıklandı. Biri iyi geldi, diğeri kötü geldi. İyi gelen Amazon. Amazon önümüzdeki yıl için çok iyi hedefler koyuyor. Piyasa beklentisinin daha üzerinde hedefler duyurdu. Yani iyi bir yönlendirme yaptı. Ve onun etkisiyle şu anda ben videoyu hazırlamaya başladığımda %6'dan fazla Amazon hissesi yukarıdaydı. Ama Apple ise dün beklentilerin biraz altında bir bilanço açıkladı. Çünkü özellikle Çin'deki satışlarında azalma var. Yani Çin'de pek iyi gitmiyor iPhone. Çünkü onun oradaki rakibi Xiaomi ve Huawei şimdi iPhone'un bileğini bükmeye başladılar. Bunu daha önce de görmüştük. Özellikle Huawei'in yeni duyurduğu pahalı segmentteki telefon Mate'in yeni serisi, katlanır serisi inanılmaz bir talep görmüştü. Özellikle Çin'de. Ve bunun etkisiyle işte Apple'ın Çin satış hasılatında bir miktar düşüş var. Bu biraz canı sıktı, yatırımcıların canını sıktı. Şu anda %1.7 akşam, cuma akşamı Apple hissesi eksideydi. Tarım dışı istihdam bugün özellikle Bitcoin'e yaradı. Bitcoin'de de çok sert hareketler görüyoruz. Bir ara 73 bin doların üzerine çıktı ve bu yılki zirvesine egale etti. Sonra dün bir anda 69 bin doların altına geriledi. Fakat bugün tarım dışı istihdamla %4 en düşük noktasına göre son 24 saatte %4 yeniden yukarıya çıktı. 71 bin doların üzerinde. Şimdi belli ki Bitcoin, eğer Trump önümüzdeki hafta artık Amerika'da başkanlık seçimlerinin vakti kerahati geldi. Eğer Trump kazanırsa bir rally olacak Bitcoin'de ve coinlerde. Nasıl yatırım yapabilirsiniz Bitcoin'e? Kripto borsalarına girebilirsiniz ama kripto borsalarına ben girmek istemiyorum. Bu işin daha güvenilir bir yolu yok mu diyorsanız, yatırım fonları var ama blok zincir fonları. Blok zincir biliyorsunuz Bitcoin'in arkasındaki teknoloji. Blok zincir odaklı yatırım fonları var Türkiye'de ve onlar da işte genellikle Bitcoin'in fiyatını izliyor. Nitekim son bir haftada çok iyi getiriler var bu fonlarda. Burada görüyorsunuz bu fonları, blok zincir teknolojisi fonlarını Tefas'ta ya da bankanızda ya da aracı kurumunuzda inceleyebilir. Ve risk profiliniz elbette yüksekse, bunlar çok riskli enstrümanlar biliyorsunuz, risk profiliniz yüksekse alabilirsiniz. Geçelim Borsa İstanbul'a. Ve Borsa İstanbul bugün dün Viyop baskısının ortadan kalkmasıyla iyi başladı. Sonra İstanbul'un enflasyonu kötü gelince satışa döndü. Öğleden sonra Amerika'nın tarım dışı istihdam verisiyle yeniden toparlanmaya çalıştı. 8900'ün üzerine çıktı ama orada kalamadı. 8885'ten haftayı kapattı. %0.24 artı.
Sabah yükselişle başladı. 8888'den sonra biraz yükseldi. 8900'ün üzerine çıktı. Enflasyonun, İstanbul enflasyonunun iyi geleceği beklentisi vardı. İyi gelseydi TÜİK'in enflasyonunda iyi gelecek beklentisi oluşacaktı. Ama öyle olmadı. İTO verisi sonrasında satışa döndü. En yüksek gün içinde borsa 8982'yi gördü. Yani bir ara %1.40 artı oldu. En düşükte 8849'u gördü. Burası destek. 8850'de bayağı güçlü bir destek var. Günlerdir çalışıyor. Bugün de oradan döndü piyasa. Alışa döndü. Ve 8885'ten bitirdi. %0.24 dediğim gibi artı. Bankalar ama eksi. %0.46 eksi. Sanayi ise %0.23 gün sonunda artı. İşlem hacmi 101 milyar lira. Borsa çok aşağı inmiyor. Yani tamam bugün İTO'nun verisi kötüydü ama yani çok da satıcı gelmiyor. Ve birkaç gündür işte 8800 ile 9000 arasında gidip geldiğini görüyoruz. Bugün Bank of America alıcıydı ama karşısında da satıcılar vardı. Ve gün sonunda ilk 5'i netleştirdiğimizde sadece artı 15 milyon lira. Burada görüyoruz BOFA 720 milyon liradan fazla bugün alım yaptı. TEB Yatırım'ın 913 milyon liradan fazla bugün satışı vardı. BOFA İşçi'ye Ereğli Aselsan Sabancı Gübre Fabrikası aldı. Karşısında TEB Yatırım, Garanti, Akbank, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve Kola bugün sattı. Bugün hisse bazlı hareketler gördük. Şimdi teknoloji ve bilişim hisseleri yine hareketliydi bugün. İki hisse öne çıktı. Patek ve Reader tavan oldu bunlar. Patek'te zaten günlerdir ciddi bir yükseliş vardı. Bugün sebebini anladık. En son yine biz anladık. Patek meğer Savunma Bakanlığı'ndan insansız helikopter ihalesi almış. Bugün açıklandı. Ve işte bunun etkisiyle tavana gitti. Reader'da TEMSA'da elektrikli araç üretilmesi için Sabancı grubuyla görüşmelere başlamış. Bu da önemli bir haber. Bu da yine Reader'ı tavana taşıdı. Aselsan bile bugün çok hareketliydi. Bayağı bir yukarı oldu. Çünkü o da Havelsan'la 68 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalamış. Öne çıkan sektörler bugün teknoloji, bilişim, inşaat, iletişim, menkul kıymet, yatırım ortaklıkları. Negatif olan sektörler, endeksler ise sigorta, leasing, factoring, banka yani mali sektör, yanı sıra turizm ve gıda içecek. Şimdi bu akşam S&P'den not artırım beklentisi var biliyorsunuz. Bugün bunun fiyatlaması olmadı. Eğer notunu arttırırsa Türkiye'nin pazartesi büyük olasılıkla yukarı bir açılış olur. Ama para girişi çok sınırlı olduğu için borsaya çok öyle yukarı olması da yukarıya gitmesi de kolay değil. Pas geçerse S&P o zaman pek bir etkisi pazartesi günü olmaz. Bir de tabii pazartesi günü enflasyon TÜİK açıklayacak sabah saat 10'da. Şimdi bu iki verinin gelişmenin harmanlamasını göreceğiz. Yani bir harman bir etki olacak pazartesi günü. Direnç 9000'de, destek aşağıda 8850'de. Para girişi olanlar İşçi, Aselsan, Astor, Ereğli, Türksel, Kardemir, Telekom, Koza Altın, Patek, Enka İnşaat. Para çıkışı olanlar Yapı Kredi, Koç Holding, Akbank, Bimaş, Ülker, Garanti, Ata, Koç Metalurji, Türk Hava Yolları ve SDT Uzay. 20.30'da akşamları hafta içinde buradayım. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Gazella Turizm, Barış Soydan'la ekonomiyi sundu.